İyi günler değerli izleyiciler. Tele1 ekranlarından merhabalar. Bugün stüdyomuzda değerli konuğumuz dost kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Profesör Doktor Malahat Kahramanova. Hoş geldiniz Çok Malahat sağ Hanım. olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olasınız. Değerli izleyiciler, konuğumuz fitoterapi uzmanı. Fitoterapinin ne demek olduğunu soracağım kendisine. Siz aslında Azerbaycan'da yaşayan ve Türkiye'ye sık sık gelen bir doktorsunuz Malahat Hanım. Evet. Bakü'den geldiniz. Hoş geldiniz Evet. diyorum tekrar. Covid-19 süreci tüm dünyada çok kötü bir salgın. Siz de nasıl yaşadınız Azerbaycan'da acaba? Bakın ilk önce ben Azerbaycan'dan salamlarımı getirdim. Herkesi salamlayarım. Tabii ki bütün dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da Covid-19 çok çok problemli oldu. Ama devletimizin, bizim başkanın sayesinde tedbirler önceden alındı ve daha hafif geçirmeye çalıştık. Bu yüzden tabii ki bizde de çok tedbirler alındığı için bugün şu anda hele ki şükürler olsun yüngül geçirdik. Çok güzel. Aşı oldunuz mu? Aşı. Evet, bizde de aşı olunur ve herkes aşı olundu. Bu yüzden de tabii ki bu herkesin aşı olması mütlek şarttır. Olmalı. Kesinlikle herkes olmalı. Herkesin. Evet, olmalı. Çünkü kendi sağlığımızdan ziyade karşı tarafın evet. hastalanmamasını bizde de düşünmeliyiz, bugün bu aşı değil problemi mi? Var. Evet. Herkes bugün aşı olunur. Çok güzel söylüyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Siz bir fitoterapi uzmanısınız. Fitoterapinin alanına giren hastalıklar nelerdir? Hangi hastalığı olanlar size geliyor? Fitoterapiye bugün muasir fitoterapiye gündemimizin fitoterapi bitkisel ürünlerle, bitkilerle doğal tedavini biz daha çok severiz. Ve bugün dünyada en çok sevilen, danışılan, konuşulan global bir problem de insanların organik, organik. Yani tabii organik mahsulların kullanması. Evet, ve bu yüzden de biz tabii ki çalışırız ki fitoterapi geniş bir program. İller önce ta dede babalarımız, nenelerimiz fitoterapiden, yani halk tebabetinden geniş istifade ettiler. Doğal tedaviden geniş istifade ettiler. İnsan yarandığından doğal tedaviyle beslendi. Hı hı. Ve bugüne kadar insanlar doğal tedaviye daha çok inanç getirer. Kimyasallar tabii ki var, bu gündemdedir. Ama bugün bütün dünyanın global problemi olan bunu, fitoterapini daha çok konuşulur. Ve bunun tedavileri, doğal tedavi daha çok önde olur. Birçok hastalıklarla yanaşı, tabii ki bize de bütün hastalıklarla alakalı fitoterapi muhalecesine, tedavisine daha çok üstünlük veren insanlar ve her bütün hastalıklardan klinikimize, bizim büyük klinik var. Ben klinikin başkanı evet. ve bu yüzden de herkes bizim klinika fitoterapi, tabii üsullarla muhalece, yani bütün hastalıklar doğal için tedaviyle herkes bizim klinika gelir. Bir hastalık ayrımı olmuyor mu? Bütün hastalıklar için fitoterapi uygulanabiliyor var, mu? Kullanabiliriz ama müeyyen hastalıklar var ki buna ilmi tebabette, yani doktorlarımızın kömeği lazım. Ondan cerrahi müdahaleler evet. var ki bunlar tabii ki doğal olmaz. Tedaviyle olmaz. Ama belki sonrasında bir yan tedavi olarak onunla birlikte uygulanabilir. Evet, olabilir. Şifa ama ki biz esas çalışırız ki insanlara doğru çözüm, doğru yolu göstererek. Bu yüzden doğal tedavinin işi insanların faydası olması. O yüzden de eğer bir insanda bir neçe problem varsa, ona mütlak cerrahi lazımsa, tabii ki biz onu cerrahi tedaviye göndereceğiz. Hı hı. Ama birçok hastalıkların, ister mide bağırsak hastalıkları, safra kisesi, öt kisesi, cilt problemleri, saç problemleri, deri cilt problemleri, yani deri problemleri, bunların hepsi tabii ki doğal tedaviyle olması mümkündür. Mide bağırsak ve safra kisesi, ben bunlar için illerimi koydum. Mide, bağırsak ve safra kisesi. Bəli, safra kisesi için ben buna uluslararası patentler aldım. Evet. Bu işlerin dışında birçok çalışmalar yaptım ve bunları araştırdım illerce. Her bir bitkinin kimyavi terkibi var, kimyasalı var, farmakoloji təsiri var. Evet. Ve onun insan organizmine
tesir mekanizmi var. Bunu bilerekten, düzgün bilerekten yapmak lazım. Anlıyorum. Herkes bitkiyle tedavi etmesi o doğru fikir değil. Tabii ki değil. Ama onu uzmanların yapması, onu doktorların yapması lazımdır. Biz bilirik ki eczanalarda bütün dünyada her yerde bitkisel tedaviler, bitkisel ürünler, bitkisel ilaçlar var. Evet. Ama bunu herkes ben bitkiyle muayene edirem diyerek yapması doğru değil. Bunların uzman düzgün kişisiz. Uzmanı olmalı ve düzgün tedavisi oldukta o çok güzel efekt verer ve netice verer. Tabii ki, çünkü sonuçta iyi bilmeyen birisinin uygulayacağı bu tarz bir tedavinin yan etkileri de olabilir. Sağlığa evet, zararı doğru, olabilir. Çok İnsan doğru sağlığı için mutlaka uzmanın uygulaması gerekiyor. Evet, karaciğer için de uygulanabiliyor mu karaciğer hastalıkları karaciğer için? Karaciğer öt safra kisesi için ben uluslararası patent aldım. Evet. Ve bu patent, bu bitkisel ürün dünyanın birçok ülkede 159 devlet tarafından kabul olunmuş. Çok güzel. Ben Evrazisk'ı patent aldım, Moskova'dan aldım, Azerbaycan'dan aldım. Ben 21-22 adet benim patentim var. Hı hı. O patentler ki ilmi işlerle köklenmiş. Anlıyorum. Tam araştırması aparılmış ve tam doğru düzgün seçimle bunlar kullanmış. Bugün benim birçok, mesela derdim ki, ürünlerim var. Özümün mesela hastaları tedavi ettiğimiz doğal tedaviyle yapardığımız bildiğimiz kimi saç balzamlarım, karaciğer hastalıkları üzere bayağı dediğiniz safra kisesinin tam temizlenmesi, karaciğerin temizlenmesi, onun korunması. Çünkü karaciğerde ciltte de bir takım tepkiler evet, oluyor. Evet, karaciğerde çok büyük cildin ciltte problemlerini gösterebilir. Mide bağırsaktı, safra kisesidir, karaciğerdi. Bunların ciltte olan problemlerin daha kabarık olmasını göster. Lekeler olar. Sonra bu safra tedaviyle kisesi geçiyor değil mi hepsi? Sizin uyguladığınız tedaviyle geçiyor. Evet, bizim uyguladığımız tedaviyle bunlar geçebilir. Biz eğer bu günleri karaciğerin temizlenmesini deyirikse, karaciğer temizlenmesi, safra kisesinin temizlenmesi, ciltin temizlenmesi demek. Çünkü ciltte olan problemlerin karaciğer ve safra kisesinin olmasında çok büyük etkileri var. Eğer alerji, çok büyük alerjini safra kisesi yapar. Safra kisesinde olan problemlerin tabii ki deride, ciltte görünmesi mümkün. Bu yüzden de safra kisesinin temiz olması, ultrason zamanı biz diyerek ki karaciğerde yağlanma var, pilenme var, karaciğer yüklenmiş, karaciğerin problemleri var. Evet. Bu yüzden ne yaparız? Ne yapıyorsunuz? Bunun için biz doğal tedaviden detoks ederiz, antioksidan bitkilerden kullanırız. Bu antioksidan bitkiler özü çok büyük, demek olar ki organizmi temizler. Bunun temizlenmesi de derinin temizlenmesine, derinin daha, alerjinin daha eskik olmasına getirir. Ne kadar sürede tedavi bahır, ediyorsunuz? Bahır hastanın olan hastalığından aslı olarak biz bu tedavileri yapabiliriz. Eğer bir insanda hepatitler olursa bu başka bir çözüm. Bunun için de tahliller lazım. Evet. O tahlillere uygun biz bunu yapabiliriz. Ama eğer bu hastada her hansı bir problem varsa, karaciğerde yağlanma var, kalsinat var, karaciğerde bazen görürsünüz ki dilde kristallar var. Evet. Ben indi bazen de biz Azerice konuşurum. Evet. Belki de fikirlerimi çok diyebilmirim ama ki ben bilirim ki insanlar daha çok beni anlar. Çünkü hepatitler tam başka mevzu. Ama karaciğerin öz iltihabı prosesi olursa, karaciğerde yüklenme olursa, karaciğer bizim laboratuvar funksiyasında organizmin laboratuvarı. Evet, anlıyorum. Hemçinin de karaciğer bizim vitamin depomuz. Malat Hanım, bir telefonumuz var, izninizle onu almak istiyorum. Buyursun. Alo. Eşidirim. Alo. Alo. Duyuyor musunuz? Biraz sonra tekrar bağlanacak. Olur, bağlanır. Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir? Saç konusunda sizin uzman olduğunuzu biliyorum ben. Özellikle bunu sormak istiyorum. Evet, saç konusunda benim o kadar güzel fikirlerim var. Evet. Çok çok danışmayı severim. Karaciğer, safra kisesi bunlar da geniş bir mevzu.
Ama bu mide bağırsak dediğimiz safra kisesi, karaciğer, tiroidler bunların hepsinin yan etkileri saçlarda olabilir. Evet doğru. Bundan başka tiroidlerde vitamin çatışmamazlıklarıdır. Bugün vitamin D eksikliği, kalsi eksikliği, birçok vitamin eksiklikleri insanlarda olur. Sinko eksiklikleri bunlar insanlarda olur. Bunları en yakışısı, çok doğrusu en iyisi normal, doğal, organik mahsullarla almamız lazım. Çok özür dilerim. Şu an hattımızdaymış. Alabilir miyiz izninizle? Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Ben karaciğer hastasıyım. Geçmiş olsun. Spiroz hastasıyım ve bu çoğu zaman etkiliyor. İşte yatıyorum falan hastanede. Evet. İşte bunun için bitkisel bir öneriniz var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler, geçmiş olsun. Soruyorum hemen hocamıza. İnşallah. Buyurun efendim. Karaciğeri hasta olan insanların normal tahlilini bakmak lazım. Hı hı. Normal tahlili biz inceledikten kan sonra... Kan tahlilinden bahsediyorsunuz değil mi? Orada alat, asat, bilirubin bunların bakmak lazım. Oranlarına bakacaksınız. Evet, mutlaka bakmak lazım. Ve hanımefendi de doğal tedavilerden daha çok istifade etmesini tövsiye ederdim. Hı hı. O yüzden ki kimyasallar karaciğeri çok yükler. Evet. Yüklenmesi olur. Onun için birçok ilaçlar bile doğal genelde bitkilerle... Genelde hangi bitkileri kullanıyorsunuz karaciğer tedavisinde? Karaciğer öt kisesinin, safra kisesinde biz biliriz ki solmaz çiçeği diyerek öt kovucu bitkidir. Bu çok güzel tedavi eder. Mesela antioksidant olarak bizim öz bitkilerimiz var ki ben Azerice diyeceğim. Azerbaycan'da yetişen bitkiler mi? Yok, bu Türkiye'de de olur. Evet. Ben çünkü bunları çok araştırarım, çok bakarım. Ve sizin kullanılan bitkisellere de çok ben bakarım. Evet. Ben dünya edebiyatında dünyanın bütün bitkilerini araştırarım. Tibet tebabeti, Çin tebabeti. Çok bunların güzel. Hepsinin seçimini yaparım. Hı-hı. Ama bizde ala gangal bitki var. O bitki karaciğerin bir nömrəli kullanılır da. Ala gangal adı. Evet, ilaçların terkibinde de kullanılır bu bitki. Ala gangal. Ala gangal. Bəli. Bu bitki bizim Azerbaycan'da çok çok yaygın bir bitki. Hı-hı. Bunun terkibinde selen var ve o da karaciğere çok önemli. Soğan diyerek. Soğanın terkibinde de tabii ki var. Mətbəximizdə her gün istifadə etdiyimiz bir şey. Tabii. Onun da tərkibində var. Hı-hı. Yani insanlar düzgün doğal tədavi ilə qidalanırsa tabii ki daha önemli sağlığını koruyabilir. İzleyicimiz önce ama mutlaka bu tarz fitoterapi uzmanına gidip tahlil yapıldıktan sonra ancak doğal bir tedavi uygulanabiliyor. Elbette. Mütləq uzmanlara gidilmesi sormak gerekiyor. Lazım. İstenilen, ben buradan çok bitkinin adını diyebilirim. Evet. Ama bu herkes için yeterli olmaz. Bir de oranlarını bilemeyiz biz evet, sonuçta. Evet, o yüzden de ben sevmerim. Öz televizyonlarımızda hayır, da. Hayır, ben bir merak ettiğim için tabii ki oranları önemli onların. Esas şifa kaynağı o. Evet, ama ben Azerbaycan'da da çok bitkilerin adını kullanmam. Hmm. Neden? İnsanlar hemen götürer gider onu alar içer. Ama bunun doktorlar tarafından tövsiye olunması daha iyi gelir. Doğru, çok güzel. Bir de Melahat Hanım, saç dökülmesinin nedenlerinden bahsediyordunuz. Aha. Saç dökülmesi nedenleri çok. Ve saçın özünün de yerli olarak hı-hı. öz hastalıkları var. Hı-hı. Saç dibinde sebariye olur. Sebariye aşırı yağlılık verir, kepek verir. Saç dibinde kızartı, sepkiler, akneler olur. Demrovlar olur, siz sedef. Diyersiz bu cür hastalıklar olur. Hı hı. Bunun için de tabii ki dahili organlarında uygulanması tahlili mütlak lazımdır. Bazı insanlarda saçları hiç özü de bilmeden çok tökülür. Evet. Ama bu saçların tökülmesinin nedenini ilk önce bulmak lazım. Hı hı. Çünkü bunun nedenini bulmak için tahlil olmalı, vitaminler yoklanılmalıdır. Karaciğer safra kisesi yoklanmalıdır, mide bağırsak, tiroidler, hormonlar
testosteron, prolaktin bu kimi demək olar ki təhlillər mütləqa olunmalıdır. Hı-hı. Erkəklərdə erkək tipli tökülmə, androgen tipli tökülmələr olur. O östrojen eksikliyindən deyil mi? O başqa. Yəni genetik şey cinsiyyətdən qaynaqlı. Evet, ama onların da tedavisini ben buldum. Aa, süper. Kellikle yanaşı onların da tedavisini, hemçinin de doğal tedavi olmasını ben daha çok üstünlük verdim. Çünkü doğal tedaviyle aparılan malicələr kalıcı olur. Tabii. Çünkü çok hızlı konuştuk birazcık. İyi misiniz şu an? Hah, buyurun. Birçok ürünler var bugün. Ama bunların düzgün seçimi lazım. Biraz hızlı danıştım. Evet, evet. O yüzden de biz çalışırız ki aparılan saç dökülmelerinde düzgün seçim yapak. Düzgün seçim yaptık da tedavinin de normal olması görünür. İnsanlar bugün çok piyasada ürünler var, şampuanlar var, kalıcı birçok maskalar var. Evet, doğru. Çok istifade olunan bir şeyler var. Herkes öz ürününü seçer. Bunu sevdim, onu sevdim. Ama şampuanlar muhalice için değil. Tedavi için değil. Onlar saçları yıkamak için. Saçlarda olan biz onu yuvucu vasıta kimi tabii istifade ederiz. Tabii dışarıdan bir müdahale olmuş oluyor. Esas içten tedavi bunu edilmesi gerekiyor. Bunu hem içten tedavi olmalı hem de doğal tedaviyle yanaşı dahili olan problemleri çözmek lazım. Eğer bir insanda vitamin eksikliği varsa gider PRP eder, meza eder. Mezoterapi. Bu mezoterapi. Bunlar ona hiç ne yapmaz. Etki etmez. Müvekkati bir 3 gün, 5 gün, 1 ay kalar. Eğer vitamin eksikliği varsa yeniden tökülür. Mide bağırsak problemi varsa yeniden tökülür. Hı hı. Bu insanlarda hormonal problemleri varsa hanımlarda ister erkeklerde çok insanlar gelir. Hı hı. Onların tam kellikleri var. Bu kel olan insanların ekseriyetinde kiprik tökülür, kaş tökülür. Evet. Tam bir tane bile vücudunda tük kalmaz, kıl kalmaz. Hı hı. O yüzden bunları düzgün tedavisi ve düzgün tahlili lazım. Ama ben bugün bunun çözümünü nede taptım? Öz ürünümde o bitki sildi. Hiçbir yan etkisi yoktu. İnsanlara hiçbir zarar vermez. Ve yeni tükler getirir. Çok güzel. Veriliş öncesi ben size gösterdim. Evet. Ki benim hastalarımda, benim hastalarımda ne kadar bunlar güzel netice vermiş. Bayağı gür çıkmış saçlar. Tam bir insanın hiçbir tükü kılı olmadan, hiçbir tükü olmadan bu tedavi vakt ister. Malat Hanım peki ne kadar sürede böyle bir sonuç alıyorsunuz? Olabilir insanın hastalığından aslı. Eğer deride aşırı yağlılık varsa, deride problemler çoksa biz hemen o balzamı ki benim öz ürünümü onu saç dibine sürterik. Yani kullanırız. Evet. Saç dibine kullanırız. Hemen anda oradan 3 ay çekebilir, 5 ay çekebilir. Hastalığın tedavisinden aslıdır. Onun hastalığından aslıdır. Hı-hı. Onun probleminden aslı olarak o tükleri çıkmaya başlar. Hı hı. Öyle insanlar var ki 2-3 aydan sonra başlar tükler bu çıkmaya. Bu hariçten sürülüyor bir de içilen bir şey ilaç. İçilmesi için bakın benim öz malice usullarım var. Hı hı. Malice programlarım var ki. Evet. Bu malice programlarını ben hastaya ürün satmak için değil, ürünü göstermek için değil, sırf bunun ne kadar doğal ve güzel efekt olduğunu gösteren ve her bir hastaya individual yanaşarak, tek tek yanaşırım. Hı hı. Ki bunun problemini tam çözerek, o ki baştan ayağa ki çok tükü güzel olmaz, kılı olmaz, alopecia hastalarında tam derdim ki efektli biz malice edirik. Hı hı. Ve onun 7 ay sürer, 8 ay sürer, adam var, 10 ildir saçı yok. 10 yıldır. 8 yıldır saçı yok. 15 yıldır saçı yok. Evet. Hiçbir bedeninde kıl yok. Eğer bunun bugün saçları 15 yıldır yoksa bu bir aya olmaz ki. Tabii. 2 ay olmaz. Tabii. Bunun tedavisi onlar 8 ayda olabilir, bir ile de bir sile de sürebilir.
Evet. Ama onların normal güzel saçları olur. Çok güzel. Çok güzel kastelerimizin. Ben onu çok seve seve yaparım. Konu. Evet. Çok önemli bir konu. Sonradan çıkınca da siz de mutlu oluyorsunuz. Elbette. Bunu ben çok, bu benim işim. Ben bir doktor olarak işimi çok severim. Evet. Ve bu çalışmalarıma ben 30 yıl emek verdim. Hı hı. Gece gündüz onları çalıştım, araştırdım, aktardım. O insanların sevincini gördüm. Onların ne kadar... O çocuklar gelir klinika. O kadar onlar stresli, psikoloji durumları... Tabii okulda da çünkü kendilerini olur. Kötü hissederler topluluk içinde. Yaşı küçük çocuklarla onlar, da oluyor evet, bu tarz onlar, sorunlar. Mektebe gidemezler. Evet. Çocuklar çok sıkıntı çekerler. Ama onların saçları çıktıktan sonra klinika ne kadar sevinçle, ne kadar seve seve benimle foto çektirirler, evet. Resim çektirirler. Ne kadar sevinir. Ama geldiği bir günde biz bir kelime onunla konuşamıyoruz. Çünkü üzgün oluyor. İstemiyor. Evet. Hiç kimle konuşmak bile istemiyor. Gerçekten insan psikolojisini çok etkiliyor. Saç çok, çok önemli. Onun için saç insanlar için bugün de dünyanın birçok ülkelerinde diyerdim bütün dünyada Covid'den sonra ne kadar insanlarda saç dökülme var. Onu size sormak istiyorum. Covid-19 hastalığı sonrası iyileşen pek çok kişi, benim de tanıdıklarım var. Çok ciddi saç dökülmesi oldu. Ve o bir süre hatta korkudan saçını bile yıkamaya korkuyordu benim tanıdığım kişi. Yuvan zaman daha çok dökülür. Yıkandığı zaman mı? Yıkandığı zaman. Evet. O yakanan zaman çok çok saç dökülmesinden insanlar rastlaşır. Peki bunu COVID'in, nasıl tedavi ettiniz siz? Bunun için bakın COVID-19 insan vücudunu zayıfladır. İnsanlar o zaman korku, stres geçirir. Bununla yanaşı insanlarda immün sistem düşük olur. Hı hı. Ve bu immün sistemin vitamin deposunun zayıf olması, korku, stres bunların hepsi ve haddinden çok ilaç kabul etmek, kimyasal evet. ilaçların, antibiyotikin ve bir başka ilaçları kabul eden zaman organizmin mukavemeti düşer. Bu zaman saçlar daha çok ırpalanır, daha çok dökülür. Bağışıklık sistemi düştüğü için evet, dökülüyor diyorsunuz. Evet, evet bunların hepsi önemli. Bu yüzden burada paralel her ikisinin tedavisini aparırız. Hem dahili hem yerli olarak saçın tedavisi. Bu ürünle, hansı ki ben öz sevdiğim bu ürünle, istenilen saç dökülmesinde, istenilen saç hastalığında net şekilde diyerdim. Bunun altını çizdim. Çok güzel. Ve çok çok severim ki kesin sonuç her bir insana o sevinci bahşedim. Evet. Ve bu insanlar da çok mutlu olur. Ve onlarla yanaşır ben de çok mutlu olurum. Ne kadar güzel. Peki kellik bir hastalık mıdır? Evet, kellik bir hastalık. Kellik hem psikoloji çok gergin eder insanı. Psikolojisi insanların çok bozulur. Onlar işe gidemez. İnsan arasına çıkamaz. Toplumda özlerini gizlederler. Heç vaxt bu insanlar kapalı olmaya çalışırlar. Ve bu keçerli alopecia hastalığıdır. Alopecia bugün dünyada tedavisi olmayan bir hastalık. Hı hı. Ve bugün şükürler olsun ki ben bunun tedavisini yaptım ve bununla ben hastalarımı mutlu ettim. Hı hı. Bugün Azerbaycan'da herkes bilir ki alopecianın müalicesi yalnız bizim klinikte benim tarafımdan aparılır. Çok güzel. Bu yüzden de bir doktor olarak eminlikle bütün alopecia hastalarını ister Türkiye'den olsun ister dünyanın her bir ülkesinden olsun bizim klinika gelenler olur birçok ülkelerden. Hı hı. Ve onların oradan mutlu gitmesini için ben elimden geleni esirgemerim. Ki hemen insanlara ben o sevinci bahş edebilirim. Çünkü alopecia bugün dünyada tedavi olunmayan hastalıklar sırasında ve hakikaten net şekilde... Alopecia dediğiniz kellik mi oluyor? Alopecia tam kellik demek. Hiçbir kılı olmaz insanın. Hı hı. Alopecia var, total alopecia. Yani insanlar bak anlasın. Belki alopecia tibbi termin, yani doktorların dediği kullandığı evet, bir termin. Bir terim. Ama bu insanda halga halga, yumru yumru saçlar tökülmeye evet. başlar. Evvel az bir yerden bir neçe ay bu halga ya tökülmeler. Ya bu acaba Melahat Hanım bu saç kıran hastalığı mı? O yok, başka yok, bir bu başka şey bir mi? Şey. Ha, pardon. Alopecia da saçlar en azından bir beş... kuruş boyda tökülür. Hmm. Sonra biraz bir başka yerden tökülür. Ve iller geçtikçe tam kelliğe getirip çıkarır. Hmm. Yani o zaman insanlar doktora gitmeli. Hı hı. Ve hemen onun çaresine bakmak lazımdır ki
tedavi olunmalıdır ki, hansı səbəbdən bunun tökülməsi başlar. Doğrudur, bu tibdə bugün trixologiya elmində trixografiya olunur bizim xəstələr, bizi o trixoloji müayinələr apararıq. Amma bunlar insanlar üçün yetərli olmaz. Bugün dünyada bunun çözümünü tapmadılar. Hətta Avropa ölkələrində bunlar üçün dərnəklər var. İnsanların psixolojisini hazırlarlar ki, bu sən bu cür ömrü boyu kəl qalacaqsan. Evet. O yüzden onlara psixoloji dəstək olurlar. Amma bugün Azərbaycanda bu çözüm tapıldı. Və bu mənim tərəfimdən hətta vitiligonun belə patentini aldım. Onun da bu bitkisel çözümünün. Bitkisel. Mənim yaptığım bütün ürünler, ürünler dedikdə tedaviler, hepsi tam doğal tedavidir. Doğal tedaviye bugün ona göre üstünlük veririm ki, insanlar yeterince qidada, torpaqda, yeterince kimyasallaşdı. Doğru. Zaten şu elektronik aletlerle 7-24 evet, bunların muhatabız. Hepsi bizim vücudumuza, bizim sağlamlığımıza təsiri var. Bu yüzden de karaciğer ödün, detoksun, organizmdən detoksun olmasını da mən həmişə saç kəlliyi olan insanlarda yaparım. Mutlaka onların detoksunu da yapıyorsunuz. Onlara o tedavide. Parazitlerin de çok büyük rolu var saç dökülmesinde. Şey, bağırsaklardaki parazitler. Bağırsak kurtlarının parazitar, derinin de yerli parazitar, bu patogen mikroplar olur deride. Evet. Onlar özü de saçı kırar, saçı töker, saçta kellik yaradır. Bu başka ama alopeci tamam başka. O ki siz deyirsiniz ki saç kıranlar. Evet, saç kıran peki nasıl bir hastalık? Yani farkı nedir ondan? Bak, onun saç diblerinde, saçların diblerinden saç gıdalanır. Uca kadar tam gıdalanmaz. Organizmi zayıf olan insanlarda saç kıranlar daha çok görünebilir. Yanır uçları, kırılır. Güneş altında mövsümü olarak çok güneş altında olan insanlarda da bu yapılabilir, görünebilir. Yani güneş daha mı çok zarar veriyor? Evet, güneş altında oldukta saçlarımızı vitamin D'ni vücudumuza almak isteriz. Ama saçlarımızı korumak için onu bağlamamız lazım. Ha, bu çok önemli. Ama herkes düşünmesin ki vitamin D'ni buradan alırız. Vitamin D'ni biz buradan almıyoruz. Evet. Vitamin D'ni buradan alırız. Daha çok. Avuç içlerimiz. Evet, en çok vitamin D buradan daha çok vücuda yayılır. Bunu bilmemiz lazım. Aa, çok ilginç, hiç bilmiyordum. Evet, bunu yani o yüzden söyledim ki birçok bilim adamlarıyla ben konuşmalar yaparım. Onların işlerine bakarım. Bütün dünyanın saçla bağlı mövzularına bakarım. Onların araştırmalarını çok yaparım. Ama bugün kelliğin çaresi diyerdim ki bizim klinikte benim tarafımdan aparılır. Ben buna net olarak karar verdim ki bugün bu insanları 30 sene az bir vaxt değil. Evet. Bunun en 10 ilini araştırmalar apararak yaptım. Çok güzel. Ama 20 ildi ben bu hastalarla işledikçe, bunların sevincini gördükçe ben net şekilde kabul ettim ki bunun çözümü bende. Çok güzel. Evet. Size şunu sormak istiyorum. Doğadaki en faydalı bitki sizce nedir? En faydalı bitki insan için çok var. Bakır her organizmin hansını. Mən bir başka programlarda da dedim. Mən semizotunu çok severim. Semizotunu, ben de çok severim. Semizotu bizim için bilirik ki doğaldıkta gündemde herkes salatada, evet, meyen bir şeylerde. Her bir yerde biz onu kullanabiliriz. Evet. Yok. Onun tərkibini incelesek, həmi kimyasalı, həmi farmakolojisi insan organizmi için çok faydalı. Onun tərkibinde omega 3 var ki, o her bitkide olmaz. Onun tərkibinde minerallar çok, efir yağları çok. Bitkinin tərkibi o kadar zengin. İnsanda karaciğer öd için müdafiye etmek için onun ben öz ürünlerimde kullandım. Ve bu bitkinin çok çok insanlara faydası var ve herkes onu öz mətbəxində istifade edebilir. Ve bu aylarda da, yay aylarında da daha çok istifade evet, çok etmemiz var şu sıra. Çok çok önemli. Başka ne, hangi bitki olabilir? Bitkiler çoktu. Mesela biz gıcıtkanı severiz, bağa yarpağı, siz o zaman sinirotu diyersiniz. Papatyadır, papatya antibakteriyal. Bakın, papatyanı insanlar çok istifade eder. Bazen kurt hastalıklarında onu istifade ederler.
Ama onu orada bazen yanlışlar olabilir. Eğer bir hastada kabızlık varsa, o bitkini sık sık kullanması doğru değil. Kabızlık varsa. Eğer kabızlık, bağırsaklarda büzücü tesir yaratır, daha da kabızlığı hızlandırır. O yüzden bu bitkileri kullandıkta, ona o yüzden çok bitkini saymak istemezdim, demez istemezdim. Evet, haklısınız. İnsanlar yanlış yönlendirme yanlış olarak kullanılır. Çünkü yan etkileri böyle, bunlar olabiliyor yani. Çünkü her bir bitkinin terkibi var ve onların neden ne kadar faydalı olmasını bilmem lazım. Tabii oranını o da onları, siz biliyorsunuz. Onları hansı bitkini hansıyla karıştırmamızın onun çok önemli rolü var. Eğer bir bitki bir bitkiyle bir neçe bitki karışmazsa onun istenilen etkisi, istenilen efekti, keyfiyeti olmaz. O yüzden bir neçe karışım olmalı. Ama sonuç olarak hep şuna geliyoruz değil mi? Mutlaka doğal beslenmek gerekiyor. Evet, ister gıdamızda. Yani o fast food ya da böyle et ağırlıklı değil de sebze ve meyve ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor değil mi Melahat Hanım? Evet, çok çok meyve kullanmamız. Bu aylarda biz çok vitamin kabul etmemiz lazım. Evet. Bakın, güzel bir konuya tokunak. Buyurun. Dediniz meyve terevezi. Bizim organizmamız bitkisellere kodlandığı için tabiyete. Biz doğal tedavi deyirik. Doğal organiklere daha çok bizim organizmamız kodlanmış. Tabii. Bir insan hasta olar. Kan hastası. Hemoglobini düşük olar. O hep kimyasal hep atar. Evet. 3 ay 5 ay olar. Yine de onda hemen yaranır. Yükselmez. Yok. Düşük. Hemoglobin düşük oluyor. Çok görürse ki her defa gider demir eskikliği var. Evet. Gider hemen hemoglobin eskikliği var. Bu neden? Neden? Bu kimyasal organizmde insan vücudunda çok kalmaz. Sintetik olduğu için. Kimyasal olduğu için. Ama doğal biz bunu gıdada kabul ederekse karaciğer heyvanda da olunan karaciğerle mesela insanlar gidalanır. Etle, etin terkibinde zülal çoktu. Onunla gidalanır. Mesela körpə dana eti diyerek. Evet. Küçük danalarda. Evet. Onların eti eritrositleri çok yaradır ve kan devranını yaxşı eder. Diyelim ki birçok gidalar var ki onların terkibinde demir çok. Evet. Ama biz onu doğal kabul ettikte organizmamızda o saklanılır. Doğal oldukta. Ama sentetik yoldan aldığımızda sentetik yolda aldıkta onlar kalıcı olmaz. Yani 2-3 ay. O yüzden de evet. Saçla da öyledir. Saçla birçok kliniklerde birçok ürünler yok. İlaçlardan hormonal, hormonal iğnelerden, hormonal evet, içmelerden. Bunlardan yaparlar ki saçlar tez hızlı çıksın. Çıkar ve o saçlar kalıcı olmaz. O saçlar tökülür. Evet. O saçlar kalıcı olmaz. Ama bugün bizim yürüttüğümüz həmin ürün net olarak doğal saçları tam organizmin özü yetiştirerek çıxarır. Ve kalıcı oluyor. Ve kalıcı olur. Ki doğal önemli. Olduğu için kalıcı olur. Evet, anlıyorum. Anladınız mı? Evet. Çok güzel. Şunu sormak istiyorum size. Yaz aylarında cildimizi güneş ışığının zararlı etkilerinden korumak için neler yapmalıyız? Neler tavsiye edersiniz bize? Güneşten korunmamız tabii ki herkes denizi sever. Evet. Bugün kime gideriz mesela sahillere, Türkiye denizlere. Türkiye zaten bu konuda çok şanslı bir ülke. Evet. Bu Türkiye'ni biz de severiz. Biz de çok gelirik. Evet. Ama saçlarımızı korumak, vücudumuzu korumak, aşırı yanmamak lazım. Biz indi derimizi isterik ki güzel olsun, güneş vannası kabul ederek güneşten çok faydalanmaya çalışırız. Bunlar olsun ama güneşin saat 11'den sonra, 12'den sonra olması çok aşağı olur ve o deride zarar verebilir. Evet, çok dik açıyla geldiği için. Dikkat çekmek lazım. Saat 5'ten 6'dan sonra denizde olmak daha faydalı olur. İnsanlar o derini yandırmamak için, saçları ırpalamamak için bu saatlere önem vermeli. Ve korumak için de tabii ki ama bir şey ben qeyd etmek isterdim ki birçok bugün SPF'ler var. Evet. SPF deriye sürtersen güneşten korunmak için. Onlar özü çok zararlı. Öyle mi? Evet, onları çok kullanmak olmaz. Cilt lekelerine karşı nasıl önlemler almamız gerekiyor? Lekelere, cilt lekeleri. Cilt lekeleri birçok hastalıklardan da olabilir. Cilt lekeleri bugün
dünyada bu da global bir problem. Bunun da çok çözümünü bulunmadı. Ama insanlar çok makinelerden, çok diyerdim ki injeksiyon ürünlerden istifade edirler ve birçok kozmetoloji prosedürlerden istifade ederler. Evet. Ama o leke biraz geçer, yeniden yaranır. Burada bakın, insanlar çok dikkatli olmalıdır safra kisesinden. Pigment lekeler çok bak safra kisesinden olabilir. Yani safra kisesindeki bir bozukluk nedeniyle ciltte lekelenme oluyor. Lekelenme olabilir. Hemçinin de parazitler, kurt hastalık, askarit hastalıkları, askaridozlu hastaların hatta karnında, derisinde bile o lekelerin olması gözle görünebilir. Hı hı. Bakın, insan yaşlaştıkta, evet, yaşlı bir insana baktıkta derisinde o hafif lekeleri görmek olur. Evet, kahverengi. İnsan yaşlaşan kimi kahverenginde o lekeler bütün deri boyu olabilir. Hı hı. Neden? Neden? Nedeni karaciğerden. İnsan yaşlaştıkça karaciğer öz funksiyasını zayıfleder, düşür. Safra kisesinin funksiyası pozulur. Aşırı gabizliğe meyilli olur. Peki tedavi edilebilir mi o yaşlılığa bağlı kahverengi lekeler için? Yine bitkisel tedavi yapıyor musunuz? Elbette karaciğerin temizlenmesi, detoksun olması, karaciğerde pi infiltrasyasının götürülmesi, bunların hamısını biz doğal tedaviyle, karaciğerin doğal tedaviyle temizlenmesini ben çok severim. Çok güzel. Biz ona ödün yuğulma prosedürü diyerek. Ödün yuğulma prosedürü ne? Onu yakamıyoruz. Onu verdiğimiz ilaçla, ilaç yok, bitkisel ürünlerle, doğal tedaviyle öd kovucu diyerek, safra kisesinin iltihap, o çöküntüleri kovan bitkiler var. Onları düzgün kullandıkta insanlar klinikimizde bir gün kalarlar. O prosedürü biz aparırız. Ve o safra kisesini tam temizler. Karaciğerde olan toksik maddeler, zehirli maddeler, çöküntüler hamısı karaciğerden temizlenir. Çok güzel. Ve parazitlerin temizlenmesi çok önemli. Bir günde öğretiyorsunuz o kendisi. Ama bir günde öğretmekle yanaşı bir ay 45 gün onun tedavisi var. Anlıyorum. Tak yani onu insanlar o cür anlamasın ki bir güne bunu yudum bitti. Hayır, öyle bir şey, yok. Hepsi zaman ve emek isteyen şeyler. Evet, onun için onun tedavi olması lazım. Malat Hanım, programımızın sonuna geldik. Sizin eklemek istediğiniz bir husus var mı acaba? İnsanlara çok çok can sağlığı arz ederdim. İnsanların doğal tedavilerden daha çok yararlanmasını tavsiye ederdim. Her bir hastalık olduğunda öz doktoruna gitmesini tavsiye ederdim. Doktorsuz her hansı neyse, konuşum dedi, internetten baktım, falan yerden gördüm, bundan eşittim, şundan eşittim olarak tedavi edilmez. İnsan, herkes öz doktoru olmalı ve vücudunda olan problemleri bilmeli ve doktorunla düzgün kontaktın olsun ve sağalmağını Allah'tan dilerim. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Tekrar bekliyoruz ülkemizde sizi. Sağ olun, şükürler olsun. Değerli izleyiciler, bugün sağlık gündeminin daha sonuna geldik. Yarın pazar saat 14'te sağlık gündeminde tekrar beraber olmak dileğiyle. Sağlıklı günler efendim.